giriyoruz, en aşağı 2 diyorum. Kimle giriyorsunuz da? Senle giriyorum. Senle giriyorum. Termal daha uzuna. Termal daha uzuna 2 olur diyor. Eyvah ya, yapmayın, İstanbul'a döneceğim. İşine gelirse. Bir bornoz. Sen cuma günü televizyonda bir röportaj olmuş olur. Ne güzel bir konu olur işte. Bak arkadaşa bornoz olur. Deveriz bornozla. Fenerbahçe'nin pompon kızları mısınız? Evet. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlıyım. Siz Fenerbahçeli misiniz? Ben evet. Herhalde Beşiktaş 3 puan almaya geldi. Bugün çekiliyor musunuz Bursaspor'dan? Abi hayatta çekilmez ya. 5 çekeriz 5. Ne yapayım, ne diyeyim? Heyecan, ne diyeyim? İnşallah Allah mahcup etmez. Biz de şampiyonluk yaşamak istiyoruz başkanım. Kazanmaktan başka şeyimiz yok, tek düşüncemiz o. Kazanmak istiyoruz, zorundayız. Bu sizi zorlar mı senin? Bilmiyorum, bakacağız. Gançer, bu maç nasıl geçecek? İnşallah bu muhteşem atmosfer galibiyet olacak bu maç. Lider Beşiktaş Bursa deplasmanında bu sezon hiç yenemediği Bursa Spor karşısında. Atak yapan taraf ev sahibi Bursa Spor, güzel bir vuruşunda kaleci Alman tehlikeyi ayaklarıyla çıkardı. Serbest vuruş Tuncay'dan ve Bursa Spor 21. dakikada Tuncay'ın bu güzel golüyle 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Gol bir kez daha görüntüye geliyor. Gerçekten de mükemmel bir gol. Beşiktaş'ın beraberlik arayışları. Mehmet. Kaleci Gançev'le çapraz pozisyonda karşı karşıya topu avuta vuruyor. Karşı atak Bursa Spor'dan. Mususini vuruşunda top kaleci Aman'dan döndü. Daha sonra Yusuf tamamlıyor ve Bursa Spor'un ikinci golü. Dakika 37, Bursa Spor 2, Beşiktaş 0. Beşiktaş gol için geliyor Bursa Spor kalesine. Büyük Metin. Pası mükemmel, ayak koyan Ertuğrul ve Beşiktaş'ın golü geliyor. Dakika 44, gol Ertuğrul. İstanbul'dan gelen 6000 civarındaki Beşiktaş taraftar takımını yalnız bırakmadı Bursa'da. Hepsi sevinç içerisinde. Ertuğrul'un golü bir kez daha görüntüye geldi. Bu ilk yarının skoru. Bursa Spor 2, Beşiktaş 1. Beşiktaş'ın ikinci yarıda gol arayışları var. Metin'in ortasında Mehmet'in vuruşu bu pozisyonda topağlara gitmiyor. Sergen. Çok ölçülü bir pas. Sveriston'un vuruşunda kaleci Gançev başarılıydı. Bu arada Sergen'e sert bir hareket. Hakem Galip Fitigen olayları yatıştırıyor. Rıza. Ortası. Sveriston'un kafa vuruşunda top direğe çarpıp avta gidiyor. Bursa Spor hata. Mususi'nin Gökhan'a yaptığı hareket faul. İki oyuncu arasında yetişmeler vardı. Daha sonra Beşiktaş gol arayışları sürdürüyor. Madida'nın ortaya çevirdiği topa Ertuğrul yatarak müdahale ediyor. Ve Beşiktaş 88. dakikada beraberlik golünü atıyor. Bir kez daha görüntüde. Ertuğrul'un ve Beşiktaş'ın ikinci golü. Kalan 2 dakikalık süre içerisinde Beşiktaş 3. golü arıyor. Madida ortaya çevirdiği top son darbe Bursa Spor savunmasından. Korner atmak için köşe gönderine giden Mehmet kafasını aldığı bir cisimle yere yığılıyor. Oyun devam ediyor. Hakem Galip Bitigen'in düdüğü var. Bu arada Beşiktaşlı ve Bursa Spor futbolcular arasında itişme. Gergin anlar ve Hakem Galip Bitigen'in son düdüğü Bursa Spor 2, Beşiktaş 2. Ertuğrul 2 gol attın bugün. Bir şey söylemeyeceğim, dur. Mehmet, üzücü olaylar vardı korner atarken. Ya görüyorsun işte ya, şu şartlarda top oynuyoruz ya. Bursa Spor güçlü takım, Beşiktaş bile beraberliğe seviniyor. Beşiktaş iyi ama Bursa daha iyi çünkü son dakikada gol ediyor. Biraz şanssızlık. Biz Türkiye'de Türk vatandaşıyız ya. Yunanlı gibi burada bize davranmaya gerek yok ya. Yani taşlanmaya falan gerek yok. Bizim Bursa Spor veya Bursa Seyirci hiçbir problemimiz olmadı şimdiye kadar. Yani bu nefret niye? Anlayamıyorum yani. Taraftardan birinci de gidiyor, taşlar paralar. Ayıp ama ya. Biz buraya maça geliyoruz ya. Şeye değil ki ya. Mücadeleci bir maç oldu. Biz memnunuz. Bir puanla memnunuz. Ben futbolculara, bizim futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Olağanüstü mücadele ettiler. Onlara tebrik ediyorum. Aa, ben burada Bursa'da beraberlik, yani beraberlik olayı özellikle şu şartlar altında, yani oyun akışını göz önünde bulundurarak 2-0'dan 2-2 yaptığı için beraberlik dolayısıyla takıma kompliman yapmak istiyorum. Galatasaray'la çok önemli bir maçın arifesinde 2-0 mağlubiyetten 2-2 bulan bir takım tek puanı kazanmadı, moralini kazandı diye düşünüyorum. Onu da haftaya görüp Galatasaray maçı sonrası göreceğiz. Oğlum aptallaşma lan.